Evet, merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Serkan Hoca. Açık Öğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersiyle karşınızdayım. Evet, biz öncesi 80 soruluk nokta atışı soruları hazırladık. İnşallah sınavda da bu soruları yakalayacağız. Hazırladığımız sorular e-kampüs çıkmış sorular ve kendi yazdığımız sorulardan oluşuyor. Çözmenizde, izlemenizde fayda var diyoruz ve videoya başlıyoruz. Evet, birinci sorumuz 1808 yılında Senedi İttifak belgesi padişah ile aşağıdakilerden hangisi arasında imzalanmıştır? Arkadaşlar, Senedi İttifak belgesi 2. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanıyor. Doğru seçeneğimiz Edirne seçeneği olacak diyoruz. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. ve 17. yüzyıllarda güç kaybetmesine ve buhran yaşamasına yol açan ekonomik nedenlerin dışında tutulmalıdır? Adana ganimetlerin azalması var, iltizam sistemine geçirmesi var, vergi tahsildarlarının köylüye baskısı var, eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi var. Fakat İpek Yolu'nun kurulması diyor. İpek Yolu çok eskiden kurulmuştu biliyorsunuz. Böyle bir şey. Yanlış seçeneğimiz bu. Üçüncü soru. Osmanlı Devleti'nin buhranı yaşadığı dönemin alimlerinden Katip Çelebi'ye göre Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu buhranın temel sebebi nedir? Arkadaşlar, Katip Çelebi bahsediyor eserinde. Diyor ki bu Osmanlı Devleti'nin içinde yaşadığı buhranın temel sebebi medresenin bozulmasıdır. İşte o biraz Kadızadeliler hareketine vurgu yapıyor. Medreselerin işlevini kaybettiğini, bağnazlaştığını, ilimden uzaklaştığını söylüyor diyoruz. Dördüncü soru, Osmanlı Devleti'nin en köklü ancak bir o kadar da zararlı kurumu olan Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde tamamen ortadan kaldırılmıştır? Arkadaşlar, padişah 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Yılı da sorabilirler. 1826 tarihi arkadaşlar, unutmuyoruz. Olayın ismi nedir? Vakai Hayriye. Beşinci sorumuz, Tanzimat Fermanı'nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği hangisidir? Evet, Tanzimat Fermanı'ndan soru çok bekliyoruz. Geleceğine inanıyoruz. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştu. Bu fermanı hazırlayan padişah 2. Mahmut'tur. Fakat ilan eden padişah Abdülmecit'tir diyoruz. Unutmayın, çünkü bu fermanı hazırlayan padişah olarak soru gelmiş. 2. Mahmut diyeceğiz. İlan eden padişah da oğlu Abdülmecit Efendi diyeceğiz. Şimdi bu ferman dikkat çekilen en önemli özelliği bu Adana seçeneğinde görüyoruz. Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından biri değildir diyoruz arkadaşlar. Tanzimat döneminin. Tanzimat dönemi dediğimiz dönem 1839 Tanzimat Fermanı ilanıyla başlıyor. 1876 Meşrutiyet'in ilanına kadar. Peki bu dönemde eğitim alanındaki uygulamalara bakıyoruz. Meclis-i Marifi Umumiye kuruluyor. Doğru. İlk öğretimin ilk defa zorunlu hale gelmesi 2. Mahmut. Yani aradığımız seçenek Bursa seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Galatasaray Sultanisi. Evet. Darülmuallim. Erkek öğretmen okulu açılıyor. Darülmuallimat. Kadın öğretmen okulu açılıyor. İlk kız rüştiyeleri de yine bu dönemde. 7. soru, Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı ile ilgisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, Avrupalı devletler ittifak yapıyor, doğru. Rusya ile savaşıyor ve galip çıkıyor. Islahat fermanı ilan etmek zorunda kalıyor. Hatta Paris Antlaşması'nın 6. maddesinde yer alıyor bu. Savaş nedeniyle ilk kez dış borçlanmaya gidiyor. Evet, 1854 İngiltere. Paris Antlaşması ile Karadeniz'e egemenliği altına alıyor. Arkadaşlar, aradığımız yanlış seçenek Edirne olacak. Karadeniz tarafsızlığı ilan ediliyor. Hatta bu çok tepki çekiyor. Osmanlı Devleti galip devlet olmasına rağmen yenik devlet muamelesi görüyor. 8. soru, halkın devlet için değil devletin halk için var olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? Arkadaşlar, bu belge olarak Tanzimat Fermanı, bundan bahsediyoruz. Tanzimat Fermanı'ndan soru bekliyorum. O yüzden Tanzimat Fermanı ile ilgili çok soru ekledim. Sınavda inşallah yakalayacağız. 9. soru, aşağıdakilerden hangisi 3. Selim'in gerçekleştirdiği inliklerden biri değildir? Arkadaşlar, 3. Selim Osmanlı tarihinde ilk köklü radikal yeniliklerin başladığı dönem olarak kabul ediliyor. Bu dönemde ilk defa Avrupa'ya daimi elçilikler açılıyor. Gedik usulü
kaldırılıyor. Nizami Cedid ordusu Batı tarzında Fransız ekolüne göre kuruluyor. Bu ordunun masrafları için İrade Cedid defterdarlığı açılıyor. Fakat Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 2. Mahmut döneminde aradığımız yanlış seçenek Denizli olacaktır. Evet, 10. soru, Osmanlı Devleti'nde 1. ve 2. Meşrutiyet yönetimleri aşağıdaki hangi padişah tarafından ilan edildi? 2. Abdülhamit diyoruz arkadaşlar. Güzel soru. 11. 1920 yılında toplanan ve Misak-ı Milli'yi kabul eden son Osmanlı Mebusan Meclisi zamanında padişah kimdir arkadaşlar? 1920 yılında padişah kimdi arkadaşlar? Fahrettin'di. 1918'den saltanatın kaldırılmasına kadarki süreçte devletin başında Vahdettin bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi sancaklarda kurulan muhasırlık meclislerinin üyeleri arasında yer almaz? Arkadaşlar, sancaklarda kurulan muhasırlık meclisleri, bakın bu sınavda çıkacak, çıkma ihtimali çok yüksek. Muhasırlık meclisleri ilk defa halk yönetime katılıyordu. İlk defa seçimler yapılıyordu. Bu meclis muhasebeden geliyor, dikkat edin. Devletin vergide, taşrada vergi toplamasına yardımcı olması amacıyla kuruluyor. Burada bir kere devletin muhasılı var. Yani muhasebecisi var, hakimi var, zabiti var, müftüsü var. Bölgenin ileri gelen kişileri var. 6 kişi bunlar seçiliyor. Artı din adamı, ruhani reisleri var. Ama olmayan seçenek nedir? Beylerbeyliği. Zaten Beylerbeyliği makamı kaldırılmıştı diyoruz. 13. Osmanlı Devleti'nde meclislerin ömrü çok uzun sürmemiş. Hepsi fesihler yoluyla kapatılmıştır. Aşağıdaki meclisler içerisinde en uzun ömürlü olan meclis hangisidir? Evet, klasik enteresan sorularından birisi AİTT'nin, Açık Öğretim Fakültesi'nin. En uzun ömürlü meclis 1914 yılındaki meclistir. Tam 5 yıl görev yapıyor arkadaşlar. 5 yıl görev yapıyor. Bu meclisin bir diğer özelliği ise bu mecliste seçimler yapılınca 1914 seçimlerine sadece tek parti olarak İttihat ve Terakki Partisi katılıyor. Hatırlayacaksınız 1913 yılında İttihatçılar Bağbali baskınıyla yönetime el koymuşlardı. Dolayısıyla muhalefeti tasfiye etmişlerdi. 1914 Mebusan Meclisi'nde de tek başlarına meclise giriyorlar. İlk defa ilk öğretimin sorumlu olacağı hangi anayasada yer almış? Bakın buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Anayasa diyor. Hangisinde yer alıyor? Kanuni Esası. Pardon. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Rusya arkadaşlar Bolşevik ihtilali sebebiyle 3 Mart 1917 tarihinde savaştan çekiliyor. Çekilirken bizden almış olduğu daha öncesinde Kars, Ardahan, Batum'u da bize geri iade ediyor. 16. soru, Cezayir 1830 yılında aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından işgal edilmiştir? Cevabımız Fransa olacaktır. Mısır deseydi İngiltere diyecektik. Tunus deseydi yine Fransa diyecektik. 14 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bütün İslam alemine hitaben İtilaf Devletleri'ne karşı Cihad-ı Ekber çağrısı yapmış olmasına rağmen Arap topluluklarının bu çağrıya karşılık vermemelerinin en önemli sebebi ne olabilir? Evet arkadaşlar, bu dönemde Araplar özellikle İngilizlerin bölgede yoğun propagandası, vaatleri sebebiyle Osmanlı'dan artık yavaş yavaş kopmaya başlıyorlar. Özellikle halifenin çağrısına cevap vermemeleri, kutsal cihat çağrısına cevap vermemeleri de bunun en önemli kanıtıdır. Bakıyoruz bunun en önemli sebebi ne arkadaşlar? Ne diyeceğiz? İngilizlerin Arapları bağımsızlık konusunda ikna etmesi seçeneği Edirne olacak diyoruz. 18. soruya bakıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı ordularının katıldığı Galiçe cephesi aşağıdaki hangi coğrafyada yer alıyor? Galiçe, evet, Balkanlarda. 19, 18. yüzyıldan itibaren tekniğin sanayi üretiminin ve ulaştırma imkanlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Sanayi inkılabı. 20. İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği anlaşma. Evet, benim favori sınav sorusu Balta Limanı Anlaşması. Arkadaşlar, Balta Limanı'na çok dikkat ediyoruz. Nasıl soru gelir? Balta Limanı Anlaşması kiminle imzalandı? Veya Balta Limanı Anlaşması kaç tarihte imzaladı? 1838 diyeceğiz. Evet, dikkat, buna çok dikkat edelim. Evet, 21 seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl buhranının nedenleri arasında yer almamaktadır?
Avrupa'nın kuvvetli merkezi hükümetler kurması, sömürgecilikte zenginleşmesi, maddeyi bayağı bir genişletmiş, bayağı bir şey yapmış. Yani ben değilim demek istiyor. Bursa coğrafi keşiflerle İpek Yolu hakimiyetindeki eski ticaret yolları önem kaybediyor. Doğru. Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemesi. Doğru. Merkezi otoritede yaşanan sorunlar. Doğru. Ama kaliteli kumaşların İstanbul'da üretime geçmesi, keşke öyle bir şey olsaydı, ne güzel olurdu. Değil mi arkadaşlar? Ekonomik açıdan iyi olurduk. 22 Osmanlı Devleti'nde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden birinci meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Arkadaşlar lütfen dikkat. Birinci meşrutiyet ya da ikinci meşrutiyet sınavda sorulur tarih. Kronoloji çok önemli. 23 Aralık 1876 birinci meşrutiyettir. 23 Temmuz 1908 ikinci meşrutiyettir. Buna çok dikkat edelim. İkisi de 23. Tabi bazen 24 Temmuz da diyebiliyor. Ama sonuç olarak 23 ile 24 yakın birbirine. Aman dikkat edelim arkadaşlar. İkinci Abdülhamit devrinde ilk öğretime verilen değerin göstergesi nedir? Arkadaşlar ikinci Abdülhamit marifperver Osmanlı padişahı olarak biliniyordu. Bu dönemde çok sayıda rüştiyeler, özellikle Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde rüştiyeler, idadiler, ticaret mektepleri açılıyordu. Medreseler kaldırılmıyordu tabii ki. Bu dönemde açılan eğitime verilen en önemli değer Mektebi Sübyaniye Dairesi'nin kurulması olacaktır. Doğru seçeneğimiz Denizli. 24. Ermeni tehcili kararının alınmasını gerektiren koşullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan sonra oluşmuştur? Evet, Kafkas cephesinde çok sıkıntılar çekiyoruz. Özellikle Rusya'nın Sarıkamış faciasından sonra bölgeye girmesi ve buradaki Ermenilere silah dağıtması sonrası bölgede, köylerde, şehirlerde can güvenliği kalmıyordu. Bunun üzerine arkadaşlar İttihatçılar bölgeden Ermenilerin tehcir edilmesini, yine Osmanlı toprağı olan Suriye'ye, Şam kentine, yine İran'ın Musul kentine, buralara göç ettirilmesine karar veriyorlar. Tüm imkanlar seferber edilerek Ermeniler yola çıkarılıyorlar. Yollarda tabii birkaç bin kayıp veriliyor. Bunların başlıca sebepleri arasında işte hastalık, işte bölge koşulları, bazı eşkıyaların saldırıları olarak gösteriliyor. Fakat dediğimiz gibi şu an Ermenilerin bahsettiği gibi 1 milyon Ermeni katledilmiştir ifadesi tamamen gerçek dışı, asılsızdır diyor. 25. Aşağıdaki devletlerden hangisi 2. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'na karşı oluşturulan Kutsal İttifak üyeliği dışında kalmıştır? Bizim bir kodlamamız vardı. Mal var diye kodlamıştık arkadaşlar. Mal var. M harfi Malta, L harfi Lehistan, A harfi Avusturya, R harfi Rusya, V harfi Venedik, ama kim yoktu? İngiltere yoktu. Evet, çok sık sordukları bir soru kalıbı bu. Buna çok dikkat edelim. 26. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri içeriği dışında bir ifadedir arkadaşlar? Lale Devri ilk defa Yahya Kemal Beyatlı tarafından, biliyorsunuz, Lale Devri ifadesi kullanılmıştı. Bu Lale Devri'ne, bu döneme bu lale ismi verilmesinin sebebi Osmanlı'nın bu dönemde çok sayıda lale bahçesi, lale fidanı getirtmesi, lale fidanı dikmesi, devrin sembolü lale olmasından ötürüdür. Bu dönemde ilk defa Osmanlı Devleti batı tarzında ıslahatlara başlıyor. Dış politikada bir barış siyaseti izleniyor. Bir yenileşme dönemi yapılıyor, bir rahatlatılıyor, bir gevşeniyor bu dönemde. Devletin zayıflamasının nedenleri araştırılıyor. Diplomatik ilişkiler arttırılıyor. Ama yabancı eserlerin tercümesi yapılıyor. Basımı yasaklanmıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. 27 aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da yaptığı yeniliklerden biri değildir? Evet, Kavalalı Mehmet Ali Paşa sınavda sorulmuş. Vakai Mısri'ye, evet, gazete çıkartıyor. Yerli sanayi oluşturmaya çalışıyor. Avrupa'ya öğrenci gönderiyor. Mısır topraklarını devlet arazisi haline getiriyor. Fakat silah ithalatına yasak getirmesi, böyle bir şey yok. Hatta silah daha çok satın alıyor. Kendine ait güçlü bir ordu kuruyor. 28. soru. Vilayet İdare Meclisleri'nin Osmanlı tarihinde önemli bir politik işlevi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Evet, böylelikle yerel yönetimlerle meşruti yönetim arasında bağ kuruluyor. Yani meşruti yönetime geçiş için nedir arkadaşlar? Bir başlangıç oluşturmuştur. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet adamları aşağıdakilerden hangisi doğru olarak veriliyor? Evet, Cevdet Paşa, Şirvanizade, Rüştü Paşa, bu iki isim sınavda soruluyor.
Arkadaşlar bu dönemde İslamcılık siyaseti sembolü de Padişah 2. Abdülhamit'tir. 2. Abdülhamit İslam dünyasıyla sıkı bir bağ kuruyor. 30 bin kilometre uzunluğunda bir telgraf hattı kuruyor. El Cevap şekli gazeteler, Arapça gazeteler çıkartıyor. Buna dikkat. İlk defa ilk öğretimin zorunlu olacağı hangi anayasada yer almıştır? Evet. Kanun esas. 31. 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine ne ad verilir? Nizam-ı Cedid. 32. Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Anlaşması'ndan sonra başlayan devletin iç yapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği döneme ne ad verilir? Lale Devri. İkinci meşrutiyetin ilanı sağlayan en önemli güç aşağıdakilerden hangisidir? Bakın birinci meşrutiyeti yeni Osmanlılar diyecektik. Fakat ikinciyi sormuş. Ne diyeceğiz? İttihat ve Terakki Cemiyeti yani Birleşme ve Yükselme Cemiyeti diyeceğiz. 34. Aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanı ile istenen ve hayata geçirilen düzenlemeler arasında yer almaz diyor. Arazi kanunnamesi çıkarılıyor. Ders adet kanunu, vilayet belediye kanunu, idari umumiye vilayet kanunu çıkartılıyor. Fakat Asakir-i Mansure-i Muhammedi 2. Mahmut döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulan ordu diyoruz. 35. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde halkın yerel düzeyde yönetime katılmasını sağlayan ilk girişim? Arkadaşlar bakın Muhasırlık Meclisi. Evet Muhasırlık Meclisi'ni bekliyorum sınavda. Bakın Muhasırlık Meclisi'nin üyelerini sorabilir. Muhasırlık Meclisi ne zaman kurulduğunu sorabilir. Veya böyle bu şekilde sorabilir. Muhasırlık Meclisi'nin üyeleri kimlerdi? Muhasıl, müftü, değil mi? Başka işte zabit, ruhaniler, reisler, din adamları artı bölgeden seçilen halkın önde gelen kanaat önderi olan 6 kişi seçimle belirlenen 6 kişi üyeleriydi. 1840 yılında kurulmuştu. Buna çok dikkat. Birinci Balkan Savaşı sonrası aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Balkanlardan çıkartılıyor? Londra Anlaşması ile arkadaşlar Osmanlı Devleti Balkanlardan çıkartılıyor. Midye-Enes hattına çekiliyor. 37 Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet bu savaş İtalya ile Osmanlı arasında oluyor. Evet bakıyoruz Mustafa Kemal burada büyük bir savaş, büyük bir zafer elde ediyor. Binbaşı rütbesi alıyor. Burada Enver Bey yarbayla terfi ediyor. Diyoruz İtalyanlar yeniliyor. İlk hava saldırısı yine bu savaşta. Fakat Osmanlı donanması bu dönemde pek fayda sağlamıyor değerli arkadaşlarım. 38. 1914 Meclis-i Mebusanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyoruz. Arkadaşlar 2. Meşrutiyet döneminin en uzun ömürlü meclisiydi. Yanlış. İlk gerçek anlamda çok partili yanlış. 1912 olacak. Seçimler çok partili. Hayır. Sadece iddiaçlar katılıyordu. Mecliste sadece İttihat ve Terakki mensupları yer alıyor arkadaşlar. Doğru seçenek. Misak-ı Milli'yi kabul eden meclis. Hayır. Yanlış bu. Doğru seçeneğimiz nedir? Denizli seçeneğidir. 39. 2. Abdülhamit'in İslamcılık politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakıyoruz. Arap Yarımadası, Mısır, Suriye ve Yemen'deki Arapçı. Evet. Cevabımız Adana. Gene seçeneklere bakın. Ermenilerle bir ilgisi yok. Panslavizm hiç ilgisi yok. Pancermenizm. Evet 40. 1908-1912 Meclis-i Mebusanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci Meşrutiyet'in ilanı sonrası yapılan ilk genel seçimde oluşmuştur. Doğru. Yanlış olan Sopalı seçimler arkadaşlar. Sopalı seçimler 1912 seçimler olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Seçime İttihat Terakki ile Ahrar Fırkası katılıyor. Doğru. 1909 anayasa düzenlemelerini yapıyor. Doğru. Feshedilmek suretiyle vaktinden önce kapatılıyor. Yani bundan sonra 1912 seçimleri yapılacak. 12 seçimlerle biz ne diyoruz? Osmanlı tarihinin ilk erken seçimleriydi. İttihatçıların yoğun bir baskısı olduğu için sopalı seçimler diyorlardı arkadaşlar. Bu seçimlere İttihat ve Terakki'nin yanında Hürriyet ve İtilaf katılıyordu. 1912 seçimleri için konuşuyorum. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Evet, burada videoyu kesiyorum arkadaşlar. Biraz dinleneceğim, bir mola vereceğim. İkinci videoda yine birlikte olacağız. İnşallah sınavı rahatlıkla atlatacağız arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone ol tuşuna da basarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.